Evet, bugün yağmur yağıyor. Sağ ol kolum. Melo. bir sık bakayım, kolunu ağrı mı ısırdım Melo? Çok iyi. Isırır mı abicim? Ardacığım, arı ısırır mı abicim? Ulan var ya, ben olmasam kim bekleyecek bu çocuğu şöyle? Yer cücesi gibi çıkıyor. Yer cücesi. Şimdi yer cücesi. Wow, bakın eli. Elim çok iyi bak. Tamam Melih, yakışıklısın of. Valla benim yüzüm niye böyle çıkıyor? Çok tombulum. Şişme. Çarparım sana ha buradan. Abla selam ver abla. Kendim çekiyorum. Doğan niye bana bir şey vermedin? Melih çekiyor de. Ben söylerim ona bir lütfen, bana ne? Doğan da işte diyor ki bana, biz ya da öyle bir şey yok diye kapıyı da verdik, size gideceğiz diye. Nasıl? Hayır, demiş, bana da gitmiş, şimdi böyle bir şey para. Ben telefon çabaları kapalıyor, o yüzden bana ulaşamaz. Az önce gördüğünüz gibi çiğ köftemi yedim ve mutluyum. Bu ne? Oo, buram kirlenmiş. Oğlum öyle bir şey. Az önce servis şey yapıyordum. Tam ısırırken bir anda fren yaptı. O yüzden şey oldu. Nedir? Marul vardı ağzımda. Marul birazcık kaymış olabilir. Ve çok konuşamadım oralarda. O yüzden bu arada ben merhaba demeyi unuttum. Merhaba. Hemen hepinizi buradan öpüyorum. Hepinize tekrardan merhaba diyorum. Okuldan dönüş akşam rutini videoma hoş geldiniz. Şimdi eve doğru zile basmayacaktım. Anneannemler uyuyor. Bu arada anneannemler evde. Anneannemler Konya'dan dedemle beraber bize geldiler. Anneannem hasta diye, rahatsız diye. Biz onunla ilgileniyoruz. O yüzden bize geldiler. Şu anda bizde kalıyorlar. Şimdi hemen kamerayı kapatıp annemi aramam lazım ki arayayım diyeyim. Kapıyı aç bana. Mutfak ışığı çok kötü. Farkındayım ama yapacak bir şey yok. Çünkü şu anda mutfakta oturuyorum. Önüme muzlu, yoğurtlu, birazcık da üzerine bal kattım ve yulaf yiyorum. Yani güzel oldu mu benim hoşuma gitti. Bu aralar zaten spor yapmaya başladım. Bacaklarım bir şey söyleyeyim mi? O kadar ağrıyor ki size anlatamam. Böyle her adımımda bacaklarımın gerçekten böyle iliklerine kadar ağrıdığını hissediyorum. Bu arada Mandalorian izliyorum. Mandalorian pardon. Çok sardı. Ve şu anda son sezonun bitmesine sanırım bu bölüm harici bir bölüm kaldı. Bu bölümü sayarsak 2 bölüm kaldı. Daha bu bölümün başındayız çünkü. Başındayım. Artık o kadar alışmışım ki böyle konuşmaya. Başındayız. Hani sizle ben mesela anlarsınız ya o yüzden. Neyse şimdi yulafın tadı çok güzel. Bu arada göstereyim mi? Yulafıma bakmak ister misiniz? Bakın ev yoğurdu. Bal gibi. Şimdi ben birazcık bunu yiyeyim. Sonra kenardan birazcık filmimi izleyeyim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Ve bitirdim. Yani bitmesine o kadar üzüldüm ki size anlatayım. Gözlüğü çıkartayım. Bitmesine o kadar üzüldüm ki size gerçekten anlatamam. Ve benim gıdım çıkmış. Kilo almışım. Ben ne yapıyor muyum? Sana ne? Ne yapıyorsam yapıyorum, sana ne dedim, biri yazdı ona diyorum, şakasını diyorum, neyse şimdi markete gideceğim, ne alacağım hakkında hiçbir fikrim yok ama şimdi video çekiyorum diye ne yapacağım biliyor musunuz? Tabii ki de göz altlarımı birazcık nemlendirmem lazım. Bu arada altımda pijamam var, bakın altımda pijamam var, bunu da değiştirmem lazım. Eşofman giyerim herhalde, pantolon. Yok, hiç gerek yok. Markete giderken de pantolon giymeye hiç gerek yok. Mesela terlik ben giymem. Ben sevmem. Giyenler var. Onlara eyvallah ama ben hiç giymem terlik mesela. Neyse şimdi ya bu söyledim mi? Bu bir artık ne yaparsanız yapabilirsiniz. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Üzerimi bence değiştirmeye gerek yok. Üzerim bence gayet okey. Altıma eşofman giyerim. İlk şimdi göz altıma nemlendirici sanırım banyoda kaldı. Banyoya gidip nemlendiriciyi almam lazım. Göz altlarıma süreceğim. Şuralarıma. Her neyse ne işte. Of, sadece yüzüme krem sürüp hemen geliyorum. Bekleyin. Ben az önce bir sen gözlüğümü hemen çıkartayım. Ben az önce markete gittim ve bilin bakalım neyi unuttum. Saçım da çok değişik olmuş. Her neyse video çekmeyi unuttum markete gidip. Ama hemen aldıklarımı size gösteriyorum ve şu anda bu makarnayı yapmazsam gerçekten yani olmazdı. Gerçekten olmadı. Bunu şu anda yapmam gerekiyor. Anladınız mı? Karşıma bir makarna tarifi çıktı. Çocuğumuz beni hiç hatırlamıyorum. Bir tane abi çocuk artık her neyse.
Hemen o makarnayı deneyeceğiz. Ve burada makarnamız var. Bu şöyle farklı bir makarna buldum. Lülü lülü hoşuma gitti. Bakın şöyle lülük lülük gözüküyor. Hoşuma gitti. Dedim bunu bir deneyeyim. Sonra kremam var. Kremalarımı aldım. Daha sonracığıma baharatlar var. Tavuk var. Un var. Bir de burada salçamız var. Şimdi sanırım şöyle yapacakmışız. Bakın 2 saniye şöyle durun ve beni dinleyin. Şimdi makarnayı haşlayacağım. Daha izlemedim bu arada. Sadece aklımda büyük ihtimalle böyle yapılır diye bir tahmin var. Yani bunun haricinde nasıl yapılır hiçbir fikrim yok. Şimdi makarnayı haşlayacağım. Daha sonra işte bu tavuk göğsünü 3'e falan böleceğim. Artık ne kadar bölünüyorsa 3'e bölünür. Yani max 2-3, yani bu çok bölünmez. Çünkü çok fazla büyük değil. O yüzden işte bunları una batıracağım. 3'er dakika önlü arkalı pişir diyor. Ondan sonra işte benim kriz geçirmeme ramak kaldı. Tam lafım yarıda bölündü ve telefonun saklama alanı da oldu. Her neyse hemen anlatayım. Bu arada makarnanın suyu oldu. Ben şimdi hemen içine makarnayı katmalıyım. Bekleyin. Makarnayı katmazsam olmaz. Beni izleyecek misiniz? Hadi beni de izleyin. Görür müsünüz ki ama? O zaman şöyle yapalım. Bakın ne yapalım biliyor musunuz? Böyle tek başına olunca da tek başına olunca insan böyle oluyor. Mecbur yapacak bir şey yok. Bu da tavuğum dursun. Siz de beni izleyin. Aa, çok tatlı gözüküyor. Yuvarlak yuvarlak. Etrafa çok su sıçradı. Annem kızmazsa iyi vallahi. Çok su sıçradı çünkü etrafa ama sudan bir şey olmaz diye tahmin ediyorum. Şimdi hemen tavukları ben ona falan bulayım. Çok fazla uzun olmasın çünkü telefonumda yer yok. Kafayı yiyeceğim. Ya özellikle bakın benim bundan önce kullandığım telefon 16 GB'tı. 16 GB ne demek? Ne demek? Hiç yok yani. O yüzden bunu 256 GB aldık. Yetmiyor. Keşke diyorum ki 1 terabayt alsaydık ya. Babam diyor ki 1 terabaytı ne yapacaksın diyorum. Vallahi yani 16 GB'ı ben nasıl kullanıyormuşsam artık bana yetiyordu o zaman. Şu an 256 GB yetmiyor bile. Yani neyse yapacak bir şey yok. Şimdi hemen ben bunları birazcık bir halledeyim ama geri geleceğim. Kaç saattir mutfakta Zeynep? Bakalım neler yapmış. Ben bilmiyorum. Ya. Zeynep. Anne efendim. Zeynep bu mutfağın hali ne? Vallahi akşam yemeğinden sonra burada hiçbir şey kalmamıştı. Her şeyi toplamıştım ben, tertemizdi. Zeynep bu mutfağın hali ne? Dedemler uyuyor diye de bağıramıyor ben. Evet, iki Allah porsiyon. Seni iyi etsin. Bu çok oldu. Kızım saat gece 12'ye geliyor. Bu çok oldu ama olsun. Ya gelsin ya, ne olacak canım, çok fazla çektim, bunu yemem lazımdı. Allah'ım ya Rabbim, bunlar tavuk mu? Evet. Değişik pişmiş. Ne kattın içine? Sos, şimdi bu tavuğu keseceğim üzerine. Ha, bu tavuk. Evet, üzerine keseceğim. Kremalı sos mu yaptın? Evet. Kremalı baharat da katmışsın, içinde görünüyor. Aynen öyle. Kremalı baharatlı, bunun adı ne? Bilmiyorum. Makarna işte. Ya yaptığın spesiyeli bilmiyor musun? Ya ne bileyim ya, makarna işte, kremalı makarna. Tavuklu kremalı makarna, daha nasıl bir açıklama ama yapabilirim? Ama güzel, değişik bir şeye benziyor. Şunu yiyesim geldi. Yemezsin. Elime niye vuruyorsun ya? İzin vermiyorum şimdi. En son kremalı baharatlı sos da hepsini bir mi pişirdin? Makarnanın içine kattın. Aynen öyle. Şimdi bu arada yaptığımız... Niye baştan kesmedin o zaman tavukları? Niye sonradan kesiyorsun? Bir görürsün. Hmm. Bir görürsün. O kadar. Nasıl tutacağım? Nasıl keseceksin? Tabağın içine koyup kesebilirsin. Evet, bu kaşığımız. Doğru, tabak da olur aslında. Tabakta kesebilirsin, evet. Sanırım ben olmasam sağlamış. Ne yapacaksın bilmiyorum dedim. Ne yaparsın? He. Hiç bu tavuğu da yemeği de yapamayacaktın. Aç kalacaktın. He, değil mi? Ben olmasam kesemeyecektin. Ay onu ben yiyeceğim orasını. Elimle tutsam ne olur ki, ben yiyeceğim zaten. Sen yiyeceksin zaten, kesin. Zaten ellerim tertemiz. Ne olur şunu ver. Ay hayır, yancını ver bana ya. Ya tamam ye, hadi ye. İyi ya, yapmışsın o kadar. Bakayım sonuna, değişik görünüyor gözüme. Hmm, kız lokantalardaki gibi olmuş bu. Ben yaparım, öyle olmaz. Böyle
Lüks bir restorant. Bir şey diyeyim, bu bıçağı hiç sevmiyorum. Ben nefret ediyorum şu bıçaktan. Bana kesen bir bıçak getirin. Allah'ım bana sabır ver, makineyi boşaltacaksın. Makine kirli. Nasıl kirli? Ha temiz ya. Doğru ama güzel hemen kapat. Yerim. Doğru bana hatırladım. Kız kapat hatırladım. Gözlüğüm olsa gözlüğüm. Ya tamam unuttum yıkandığını birden. Çok güzel olmuş. Ha. Böyle lüks bir restoranta gidersin de böyle sana böyle değişik bir menü getirirler ya. Hay senin aynı ben o, ya. Aynı o tatlı olmuş. Çatalla. Senin ben var mı? Bıçak kesmiyor. Sinirleniyorum. Bağırma dedenler uyuyor. Annemle babam geldi bu arada arkadaşlar. Söyledim. Annem rahatsızdı. Ya söyledim bak, mi? 3 kuruşluk bir şey keseceğim, bana kestirmiyor. Ben keseyim mi? Hayır. Benim bak, yemeğimi... Ben elime alınca bıçak kesecek. Ben yemeğime kimse karışsın. Şunu dene, şunun ucunu ben birazcık bilevlemiştim. Benim yemeğime kimse karışmasın. Ben yapıyorsam ben bitireceğim o yemeği. Bastır ama sür. İleri geri sür. Tamam. Sağ ol ya, çok erken verdim bu bıçağı gerçekten. Teşekkür ederim. Kesti mi? Kesti tabii ki. Hı. Şimdi aklıma geldi Zeynep. Niye yan yan kesiyorsun kızım? Yan yan parçalatıyorsun iyice. Dümdüz kes. Ha öyle. Üf anne. İlle şekil şukul işleri. Evet, şekil şukul olmadan ben yapamam. Şekil şukul olmak zorunda. Gecenin 12'sinde tavuk yapıyor ya. Makarna yapıyor ya. Ama şu soslu bir tanem ben ya. Elle mi ya artık? Elle mi? Hem de elimle. Allah'tan beni yiyeceksin. Nam 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 nam. Vallahi çok güzel. Deneyeceğim. Bu tam misafir yemeği olmuş. Misafirler artık çok geç. Vallahi misafir yemeği olmuş. Çok güzel olmuş. Evet, hazır mısınız şimdi? Demek ki misafir gelince Zeynep'e yemek yaptırmam gerekiyor. Yırttım bu işten. Mutfağı seven bir çocuğunuz olursa ileride her şeyi ona kakalayabilirsiniz. Aynı evet, annemin sana kakalıyorum yemekleri. Aynı annemin şu anda yapacağı gibi. Evet, menünün biri sana ait kızım. Teşekkür ederim anneciğim. Bu şerefi bana görmüş. Vay böyle böyle vay. Şekil şükür gerçekten. Ne yiyor? Tavuk attım ağzıma. Neyse. Sana afiyet olsun Zeynep'ciğim. Bu saatte ben yemeyeceğim daha. Çok güzel ama. Karnım toktu. Ben gidiyorum yatmaya. Gece 12'de herhalde oturup makarna yiyecek. Yiyelim seninle değil mi? Bunu kim yiyecek? Aa, iki tabak mı hazırlıyor? Ben evet. De mi yiyeceğim? Yersin. Kız ben çok aç değildim. Bana ne? Hem de 12'de yiyip bunu nasıl yatacağım? Bana ne yaptım o kadar yiyecektim. Bana ne. Hazırla ben onu streçle sarayım sabah ısıtırım mikrodalgada. Bu bana bir hakaret şu an. Yok gerçekten ısıtırım ben onu. Sen onu hazırla dursun. Aynı bu şekilde hazırla. Streçle saralım. Streç. Evet. Hadi ben gidiyorum kızım. İyi geceler sana. Arkadaşları da seni baş başa bırakıyorum. Sen onlara veda edersin sonra. Tamam. Şimdi makarnamızı gördüğünüz gibi hemen önüme aldım ve tadına bakıyoruz. Hazır mısınız? Sıcak mı? Yok değil. Çok iyi bir şey bu. Bu var ya cidden mükemmel bir şey olmuş. Yani aşırı hoşuma gitti. Hatta acıyı birazcık fazla katmışım. Şu anda boğazımda bir acı hissediyorum. Ve bunu güzel yapan şey şu Metro Market'ten Gözünüz mü kaldı be? Metro Market'ten aldığımız baharat sayesinde mükemmel oluyor. Yani çoğu yemeğe yakışıyor. Yakışmadığı şeyler olabilir mi? Olabilir bilmiyorum. Hiç emin değilim ama yani şu anda neye kattıysam her şeyin tadı mükemmel oldu. Ve gerçekten bunun tadı da çok güzel. Benim aşırı hoşuma gitti şu an. Çok iyi. Kesinlikle deneyin. Her zaman olduğu gibi günün sonunda tabii ki de çalışma masama oturdum ve burada önümde bir kağıt var. Bu ne biliyor musunuz? Matematik hocası dedi ki size dedi quiz yapacağım dedi. Bu yaptığım quiz'i de sözlüğünüze geçireceğim dedi. Ama artık ne kadar kazık soracaksa dedi ki size bu kağıda yazdıklarıma çalışın dedi. İstediğiniz kadar üzerine not alabilirsiniz dedi. Yani belki kazık sormaz. Belki sadece bizi kandırıyordur. Belki sırf çok çalışmamız için diyordur hocam. Belki bizi düşünüyordur. Emin de değilim. Bilmiyorum. Ama yani umarım ikincisidir. Umarım bizi düşündüğü için böyle yapıyordur. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz ben?
Bunları bir hocanın buraya yazdıklarını bir tekrar edeceğim. Çünkü çok zor olduğunu düşünmüyorum ki zaten hocanın kök bulma falan var burada. Sonra işte kök çıkmıyorsa o zaman ne yaparız işte? Diskriminat var. Sonra ne var? Eğer falan fistan işte bir şeyler var. Denklem köklerini bulunuz var. İki bir şeyler var işte. Bunlara bakacağım ben şimdi teker teker. Bu arada makarnayı yani ben babam yemedi bu arada. Makarnadan babam yemedi. İnşallah umarım babama makarna kalır. Makarna kalmazsa çünkü tekrar baya bir saat falan belki o makarnayla uğraşmışımdır. Babam için tekrar bir saat uğraşmak zorunda kalabilirim. Olsun canı sağ olsun babamın. Yapacak bir şey yok ama umarım evdeki herkes babam yiyene kadar makarnayı bitirmez. Yani bu arada gerçekten deneyin denetlerin harikulade bir şey olmuştu. Çok iyiydi gerçekten. Hepinizi çok seviyorum. Bu arada yani derslerle ilgili hani ders çalışma vlogtur vesaire vesaire. O tarz videolar çekmemi istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi sakın ama sakın unutmayın. Videoya benim kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu göz altlarıma bakar mısınız? Uykusuzluktan artık buralarım ne olmuş? Öyle uzaklaşınca daha çok gözüküyor. Neyse boş verin. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi buradan kocaman öpüyorum. Buradan da bir sarılıyorum. Ekrandaki diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.